Şimdi burada farklı tipte enerji soğuran ya da ortaya çıkaran çeşitli tepkimeleri tanımlayan kelimeler var. İlk kelimemiz arkadaşlar ekzotermik. Kelimenin kökü termik yani ısı ile alakalı olduğunu bize gösteriyor. Ekzotermik kelimesi de ısı açığa çıkaran tepkime anlamına geliyor. Evet bunu yazalım. Isı açığa çıkarır. Sabit basınçta entalpideki değişim bir tepkime esnasında ne kadar ısı soğurduğumuzu ya da açığa çıkardığımızı gösterir. Entalpideki negatif değişim aslında ısı açığa çıkardığımız anlamına geliyor. Entalpiyi ısı içeriği olarak düşünürsek eğer, tepkimeden sonra daha az ısı içeriğine sahip oluruz. Çünkü tepkime sırasında ne olmuştur? Isı açığa çıkmıştır. Bu durumda entalpideki değişim sıfırdan küçüktür. Aslında bunların hepsi aynı anlama geliyor. Sabit basınçtaki sistemlerde entalpideki değişimin sıfırdan küçük olması demek ısı açığa çıktığını gösterir. Ağzı açık bir beherde bir tepkime gerçekleştirdiğimizi ya da biyolojik sistemlerdeki tepkimeleri düşünelim. Bu sistemlerin tamamında basınç sabittir. Şimdi bu mantığa dayanarak endotermik kelimesinin ne anlama geldiğini siz tahmin edin bakalım edebilir misiniz? Aynı termik kökü var değil mi? Fakat bunda önek farklı. Deminkinde egzotermikti, bunda örnek ne? Endotermik. Endotermik, ısı soğuran tepkimeleri tanımlar. Tersine, bunu da yazalım. Isı soğurur. Yani sabit basınçtaki sistemlerde tepkimeden sonraki entalpi, tepkimeden önceki entalpiden büyüktür. Yani delta H, delta H ya da sıfırdan büyük olacak. Şimdi buradaki iki kelimeye bakalım. Egzergonik ve endergonik. Bu kelimelerin kökü ergondur. Bu kelime termik kadar tanıdık gelmeyebilir size. Fakat ergonomik kelimesini mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar. Ergonomik değil mi? Yani bu sıra çok ergonomik, ergonomik. Mesela oturduğunuz koltuklar için, yataklar için falan söylenir ya da bu sandalye çok ergonomik falan filan. Bu kelime sandalye ya da sıranın iş yapmak için uygun olduğunu bize anlatır böyle kullandığımızda. Ergon kelimesi Yunanca'dan Gelir dilimize, yani Yunancadır kökeni, öyle kullanırız ve Yunancadaki anlamı da iştir iş anlamına gelir. Egzergonik, iş enerjisi açığa çıkaran tepkimeler için kullanılır. Egzergonik, bunu da yazalım, iş enerjisi açığa çıkarır. Hatta bunu da diğerleriyle aynı renkte şöyle yazayım. Aynı mantıkla endergonik dediğimizde ise, İş enerjisi soğuran tepkimeleri anlatmış oluyoruz. Bunu da yazalım. İş enerjisi soğurur. İş için kullanılabilecek enerjiyi Gibbs serbest enerjisi sayesinde anlayabiliriz. Sabit basınç ve sıcaklıkta Gibbs serbest enerjisinin formülünü şu şekilde yazabiliriz. Gibbs serbest enerjisindeki değişim, entalpideki değişim, eksi sıcaklık çarpı entropideki değişime eşittir. Bir daha söylüyorum. Gibbs serbest enerjisindeki değişim entalpideki değişim eksi sıcaklık çarpı entropideki değişime eşittir. Bu formül aynı zamanda Gibbs serbest enerjisinin tanımıdır. Eğer bu formül size hiçbir şey ifade etmiyorsa Gibbs serbest enerjisi ile ilgili olan videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Burada enerjiyi soğuruyorum ya da açığa çıkarıyorum. Bu enerjiden entropiyi çıkarıyorum ki entropi esasen evrenin düzensizliğine eklenen bir tür enerjidir. Ee, e, evet, geriye kalan ise iş yapmak için harcanabilecek enerji miktarını bize veriyor. Özetle bu formül iş enerjisini entalpideki değişim ile ilişkilendirir. Egzergonik terimine geri dönecek olursak, egzergonik iş enerjisi açığa çıkaran tepkimelerdir. Yani tepkimeden sonra tepkimeden öncesine oranla daha az iş enerjisinin olduğu durumdur. Ve delta G sıfırdan küçüktür. Bu tepkimeler iş enerjisi açığa çıkarır. Gibbs serbest enerjisi ile ilgili videoda görmüştük. Bu tepkimeler spontan bir şekilde gerçekleşir. Spontan, evet. Endergonik tepkimeler ise iş enerjisi soğuran tepkimelerdir. Yani sistemdeki iş enerjisi tepkimeden öncekine kıyasla daha fazladır. Dolayısıyla delta G sıfırdan büyüktür. Bu tepkimeler spontan bir şekilde gerçekleşmez. Spontan gerçekleşmez. Şimdi bütün bu tanımları yazdık. Esas formülümüzü de buraya yazdık. Şimdi burada verilen farklı senaryoları inceleyelim. Egzotermik ve egzergonik tepkimelere ya da endotermik ve endergonik tepkimelere bakalım. Ve bunların nasıl tepkimeler olduğunu anlamaya çalışalım. İlk tepkimemiz egzotermik bir tep tepkimedir. Çünkü delta H sıfırdan küçük. Tepkimeden sonraki entalpi tepkimeden öncekine kıyasla daha azdır. Yani tepkime... Enerji açığa çıkarmıştır. Burada gördüğünüz gibi ısı açığa çıkar. Peki bu enerji nereden geliyor? Bu moleküller birbirleri ile bağ kurarken elektronları daha düşük enerji seviyelerine geçer. Dolayısıyla enerji açığa çıkarırlar. Bu durum mikroskobik ölçekte e, düşünülebilir. Öyle düşünelim. Isı açığa çıkması lokal olarak sıcaklığı arttırır. Yani aslında bu moleküllere kinetik enerji aktarımı olur. Hatırlayalım, Isı ve sıcaklık makroskopik parametrelerdir. Fakat mikroskobik seviyede düşündüğümüzde kinetik ve potansiyel enerjilerden bahsederiz. Yani bu moleküllerin elektronları yeni bir dizilime geçerken enerji açığa çıkarır ve bu enerji de moleküllere aktarılabilir. Gördüğünüz gibi burada enerji açığa çıkarıyoruz. Aynı zamanda entropiyi de arttırıyoruz. Tepkimeden sonra tepkime öncesine oranla daha fazla entropiye sahip oluruz. Burada da gördüğünüz gibi tepkimeden sonra daha fazla sayıda parçacığımız olur. Dolayısıyla bunların sahip olabilecekleri hallerin sayısı da daha fazla olur. Bu parçacıklar aynı zamanda daha hızlı hareket eder. Şimdi bunları buradaki formüle uygulayalım. Delta H sıfırdan küçük olacak. Delta S sıfırdan büyük olacak. Buradaki T yani sıcaklık mutlak sıcaklıktır ve birimi kelvindir. Bu yüzden her zaman pozitif bir değer alır. Evet bu ikinci terim pozitif olacak sağ tarafta da negatif eksi pozitif yani negatif bir terim olacak. Burada delta g sıfırdan küçük olacak. Özetle bu tepkime spontan bir şekilde gerçekleşir. Aslında bu oldukça mantıklı. Enerji açığa çıkıyor. Daha düzensiz bir hal oluşuyor. Şimdi de bu tepkimenin tersini düşünelim. Bu durumda bu elektronları daha yüksek enerji seviyelerine çıkarmak için sisteme enerji vermemiz gerekiyor birbirinden ayrılan bu molekülleri bu şekilde bir araya getirmek gerekiyor. Aslında bakarsanız bu durum olma ihtimali oldukça düşük bir durum. Şimdi diğer senaryoya geçelim ve ısı soğuran bir durumu düşünelim. Bu ikinci senaryoda tepkime sırasında ısı soğurulur. Fakat tepkime spontan bir şekilde meydana gelir. Yani tepkime egzergoniktir. Burada delta H sıfırdan büyüktür. Yani tepkime ısı soğurur. Burada çarpışmak üzere olan iki molekülüm var. Sistemdeki sıcaklığımız yüksek. Eğer sıcaklık düşük olsaydı bu tepkime spontan olmayabilirdi. Fakat sıcaklık yeterince yüksek. Bu yüzden tepkime spontan bir şekilde gerçekleşir. Sıcaklığın yüksek olması mikroskobik seviyede bu moleküllerin yüksek kinetik enerjiye sahip olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden birbirlerine çok hızlı çarparlar. Öyle hızlı çarparlar ki buradaki gibi bileşenlerine ayrılırlar. Sonuçta entropi artışı meydana gelir. Elektronların buradaki gibi bir düzen oluşturabilmesi için yüksek enerji seviyesine çıkabilmeleri gerekir. Bunun için de ısı enerjisi soğurmaları gerekiyor. Burada ısı diyoruz ancak mikroskobik seviyede konuşuyoruz. Isı demek aslında kinetik enerji demektir. Peki ama bu enerji nereden geliyor? Bu enerji moleküllerin kinetik enerjilerinden geliyor. Tepkimeden önce bu moleküllerin sahip olduğu belirli bir kinetik enerjileri var. Bu enerjinin bir kısmı moleküller birbirine çarpıp bu şekilde ayrıldıklarında harcanır. Hala kafanıza yatmadıysa bu tepkimeyi tersten gerçekleştirmeye çalışalım, bir de öyle anlatalım. Bu dört parçacığı doğru zamanda doğru bir şekilde bir araya getirmeye çalışalım. Bunu başarabilirsek bunların elektronları enerji açığa çıkaracak şekilde dizilebilir. Fakat burada sistemin sıcaklığı çok yüksek. Aslında burada çok kaotik bir sistemden bahsediyoruz. Tepkime sağdan sola değil, soldan sağa ilerleyecek. Bunun gibi kaotik sistemlerde birbirine sürekli çarpan moleküller bulunur ve tepkime entropiyi arttırma yönünde ilerler. Bu tepkime ısı soğurmasına rağmen spontan bir tepkimedir. Bu moleküller etrafındaki sıcaklık düşer fakat sıcaklığı sabit kabul ediyoruz. Yani sıcaklıktaki bu lokal değişim makroskopik olarak sistem dışında bir şekilde dağılarak dengelenir. Şimdi buradaki senaryoya bakalım. Bu egzotermik bir tepkimedir. Yani delta H sıfırdan küçüktür. Tepkimeden sonraki entalpi tepkime öncesindeki entalpiden düşüktür. Tepkime ısı açığa çıkarır. Fakat spontan bir tepkime değildir. Çünkü dünyanın entropisini düşürür. Yani entropi düşüşü vardır. Bu durumda entropi oldukça önemlidir. Çünkü sıcaklık yüksektir. Buradaki formüle bakarsak sıcaklık düşük olduğunda entropinin o kadar da önemli ve baskın bir terim olmadığını görürüz. Sıcaklık entropisi ağırlık faktörü gibidir. Sıcaklık yüksek olduğunda entropi baskın terim haline gelir. Burada da entropi negatif olduğundan dolayı bu tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Bu iki molekülün çok yavaş bir şekilde birbirlerine yaklaştığı durumda elektronları uygun bir dizilime sahip olabilir ve enerji açığa çıkararak daha düşük bir enerji seviyesine geçebilirler. Fakat bu iki molekül birbirlerini çok hızlı bir şekilde es geçiyorlar ve bunu yapabilmek için fırsat bulamıyorlar. Tepkimenin ters yönde olduğunu düşünelim. Ters yönde bir tepkimenin olma olasılığı çok daha yüksek. Bu durumda birbirine hızla çarpan iki atomlu moleküllerimiz olacak. Çarpışma sonucu bu moleküller buradaki gibi atomlarına ayrılacak. Bu yönde bir tepkime meydana gelirken kinetik enerji soğuracak. Ancak çok daha yüksek bir olasılıkla gerçekleşecek. Özetle soldan sağa doğru olan bir tepkime spontan değil. Çünkü yüksek sıcaklıkta entropi önemli hale gelir. Şimdi de son senaryoyu inceleyelim. Bu senaryoda ısı enerjisi gerektiren ve entropiyi düşüren bir tepkimemiz var. E, bu tepkime spontan değildir. Delta H sıfırdan büyüktür. Delta S sıfırdan küçüktür. Fakat bu terimi delta h'den çıkarıyoruz. Dolayısıyla delta g sıfırdan büyük olur. Hatta bunu yeşille göstereceğim. Burada iki tane molekülümüz var. Bunlar doğru bir şekilde bir araya gelmek zorunda. Bunu yapabilmek için ısıya ihtiyaçları var. Yani bu şekilde bir tepkimenin gerçekleşmesi için ısıya ihtiyaç vardır. Bu ısı elektronları daha yüksek enerji seviyelerine çıkarmak için kullanılır. Elektronlar uyarılarak daha az kararlı bir bağ oluşturulur. Fakat bu tepkimenin ters yönde ilerlemesi çok daha olası bir durumdur. Bu durumda birbirine çarpan bunlar gibi moleküllerimiz olur. Bu moleküller atomlarına ayrıldığında çok daha kararlı bir hale geçer ve entropiyi de arttırmış olur. Özetle burada delta G sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla bu tepkime hem endergonik hem endotermiktir. Bu bir önceki tepkimede de delta G sıfırdan büyük. Bu tepkime de enerji açığa çıkmış olmasına rağmen buradaki durum fazlasıyla kaotiktir ve tepkimenin entropiyi maksimize edecek yönde yani ters yönde ilerlemesi çok daha olası bir durum. Yani bu tepkime de spontan bir tepkime değildir.